Merhabalar, ben Köftesi Şofte. Ve ben de Ömer. Ve... Merhabalar arkadaşlar. Ve kel sunucularımızla beraber Kernel'la Sohbet programının yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar, normalde kel olmayan arkadaşları hiç almıyoruz yerimize ama bugün bir misafirimiz var. Cafer abimiz. Hoş geldin Cafer abi. Buyur, kendini tanıtabilirsen seviniriz. Hoş bulduk. Ben Cafer. Yazılım ve developer operations alanında çalışmaya başladım diyebilirim son şirketimde. Size de Ömer'in ricası üzerine katıldım. Bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Bakalım ne çıkacak. Evet. Burada hani yazılım kısmını diğer insanlar biliyordu. Yani yazılım dendiğinde ne yaptığını biliyorduk da. Developer operations ya da DevOps ne? Buna bir yavaştan girelim bence. Olur. Şöyle anlatayım. Eskiden şu şekilde çalışıyordu insanlar ve şirketler, daha doğrusu şirketlerdeki ekiplerden bahsedeyim. Bir yazılım takımı olurdu. Bir de sistem takımı olurdu. Sistemciler sonuçların kurulumları ayağa kaldırılması, donanım arızalarının giderilmesi, yeni donanımların temin edilmesi, kurulması gibi işlemlerle uğraşır. Yazılım tarafı ise yazılımın geliştirilmesi ve sistemcilere teslim edilmesiyle uğraşırdı. Burada ortaya çıkan çeşitli problemler vardı ki bunlardan en basiti de hani deneyimsiz yazılımcıların benim makinemde çalışıyor gibi bir lafları vardı. Bunu duymuşsunuzdur. Hani sistemci der ki senin yazdığın kod çalışmıyor. O da diyor ki benim makinemde çalışıyor. Abi en güzel şeydir bu. Bahanedir. Başka bir şekilde nasıl kaçacağız? İşte, yazılımcı olarak her zaman yapıyoruz bunu. İşte DevOps bunu birazcık daha azaltmaya, yazılımcı ile sistemci arasındaki uzak mesafeleri daraltmaya yarayan bir terminoloji diyelim, bir pozisyon diyelim, hani çalışan pozisyonu diyelim. Böyle bir yapı getirmeye çalıştılar. Başarılı da oldu nispeten. Biraz yazılımcı, biraz sistemci gibi takılan insanlara deniyor aslında diyebiliriz kabaca. Ya özetle yani yazılımcıyla sistemcinin kayıp çocuğu. Diye. Ben her şeyi yaparım. Zaten şöyle geçmişe de baktığımızda iyi sistemciler az biraz da olsa yazılım bilen insanlardan yani ortaya çıkardı. İyi yazılımcılar da az biraz da olsa sistem bilenlerden ortaya çıkardı. Bunu birazcık daha böyle resmileştirdiler diyelim. Hani bir adını koydular. Evet. Bu şekilde de DevOps'un ne olduğunu öğrenmiş olduk. Peki, o kadar sunucu diyoruz. Sunucu dediğimiz kavram ne oluyor genel olarak? Sunucu dediğimiz aslında yani çok da atla deve bir şey değil. Bizim kullandığımız laptoplardan, kullandığımız masaüstü bilgisayarlardan, üzerinde oyun oynadığımız, film izlediğimiz bilgisayarlardan çok da farklı olmayan şeyler. Temelde farklılıkları şunlar. Bunlar donanım olarak biraz farklılar. Çünkü 7/24 çalışmaya daha müsait makineler. Cevap abi, arkadaşlar şeyi daha çok merak edeceklerdir. Sunucu kelime olarak, mana olarak ne manaya geliyor? Önce bunu anlatalım. Sunucu arkadaşlar, herhangi bir yazılım veya herhangi bir işi belirli bir yazılımla İstekte bulunan bir client dediğimiz istemci tarafına ileten programların genel ismine sunucu diyoruz. Bunlar neler olabilir? Bunlardan biraz bahsedelim arkadaşlara. Net sunucuları vardır. Mesela YouTube'dan video izliyorsunuz. YouTube'un bir sürü sunucusu var. O videoyu size hazırlayan, web sayfası haline getirip size gösteren. O zaman web sayfasını sunan da bir tane sunucu var galiba. Tabii ki. Buna ne isim veriliyor genel olarak? Adıyla veriliyor. İşte web server, web server İngilizcesi, web sunucu Türkçesi. Birçok farklı hizmet, birçok farklı alanda hizmet veren farklı sunucular olabilir. Yani bir maillerinizi aldığınız e-posta sunucusu. Ondan sonra online film izlediğiniz streaming sunucuları. Hani YouTube biraz web sunucu, biraz streaming sunucu bu kavrama girebilir. Köftem sen bilirsin. Oyun sunucuları vardı mesela. Oyun oynarken farklı farklı insanları birbirine bağlamaya yarayan ve oyun datalarını senkronize eden oyun sunucuları. Özellikle online oyun oynayan insanların, ki benim kanalımdan gelen
izleyici kitlesinin bayağı aşina olduğu bir kavram olması lazım. Ömer abi sen bir şey diyordun demin. Köktem sen hatırlarsın bir aralar ismisi vardı. Sunucu olarak patates server dediğimiz sunucular vardı. Bunları bilen arkadaşlar falan vardı. Bundan biraz bahsedebilecek misin bize? Bana diyorsun değil mi? Evet evet. Evet sunucu dediğimiz olayın genelde pek çok kişinin aklına geldiğinde bayağı güçlü donanımdır, şudur budur olmasıdır vesaire tarzı bir kavram geliyor da hani aslında hani işine göre o biraz değişiyor. Hani basit bir kişisel blog yayınlıyorsan sadece o sunucuda. Hani ben mesela şu an kendi kişisel blogumu 512 MB RAM'i olan bir sunucuda yayınlıyorum ve fazla bile. Arkadaşlar patatesten yapılmış, bildiğimiz patatesten gücünü alan bir sunucusu olan internette şeylerini görebilirsiniz. Örneklerini görebilirsiniz. Bu konu espri konusuydu. Patatesi de geçelim. Çaydanlık da var. Protokolümüz var evet. Çaydanlık protokolü. Teapot protokolü. Biraz bahsedebilecek misin? Teapot protokol değil o. Ha, pardon. Coffee pot protokol. Evet. Şey, kahve fincanı protokolü diye bir protokol söz konusu. İnterneti geliştiren adamlar biraz kafaları güzel insanlar oldukları için canları sıkılmış. Gitmişler kahve fincanına kahve yaptıracak protokol yapıyorlar. Sıkıntı bu protokolü eğer bir çaydanlığa sinyal yollayacak şekilde ayarlarsan sana hata veriyor. Ben bir çaydanlığım diyor. Kahve bir şey değilim, makinesi değilim. 418 hatası. Hani bayağı bildiğiniz 404 hatasının bir gibi bir şey aslında o da. Ben burada araya girmek istiyorum. Kabaca protokol nedir bahsetmek. Aa çok güzel olur hocam. Olabilir buyurun. Mi? Çünkü hani protokol kelime anlamı olarak çok kişi ne olduğunu biliyordur ama bizim kullandığımız ya da bilgisayar dünyasında kullandığımız terimiyle protokolün ne olduğunu açıklamak bence güzel evet, olacak. Bu çok güzel bir nokta oldu. Dinliyoruz abi. Aa, selam verdim, borç çıktım, bana geldi soru. Sunucu konusunda en ilgilenmiş sensin. İyi de yani sadece sunucularla ilgili değil. Şöyle anlatayım. Yani protokolü. Protokol kelime anlamı olarak da belli bir şeyleri oturtmak, belli bir standarda kavuşturmak anlamına mı geliyor? Artık tam olarak ben de bilmiyorum ama şunu diyebiliriz. İki farklı yazılım, iki farklı donanım, iki farklı sunucu veya bir sunucu bir istemci arasındaki iletişimin nasıl şekilleneceğini belirleyen kurallar bütünü diyebilir miyiz protokol olarak? Sanırım diyebiliriz. Veya şu şekilde ben özetleyeyim arkadaşlara. İki farklı kişinin bu resmi bir şey olsun, kişi olsun veya herhangi bir şekil olsun hayatımızda konuşmaya bile başlayacağı zaman bir selamlaşma başlangıcımız vardır. Örneğin merhabayla başlarız, şeyle başlarız. Bütün bu yazışma olsun hepsinin belli bir protokol şeyi vardır. Şablonu vardır. Buna genel olarak protokol deniyor. Mesela Skype'daki o şablon nedir? Alo sesim geliyor mu? Aynen başlangıcımız vardır. Gerçekten Skype diye bir şey kaldı mı artık hayatımızda? Microsoft olabildiğince zaten bizim dünyaya giriyor. Hazır bahsetmişken Microsoft'ta. Evet. Çevremde fazlasıyla var ya Skype kullanan hala. Benim çevremde neredeyse hiç kalmadılar ya. En son eski iş yerimdeki patronum kullanıyordu. O yüzden bilgisayarımda Skype bulundurmak zorundaydım da artık kalmadı. Buyurun. Evet Microsoft konusuna girdik mi? Haberimizi araya sokuşturalım madem. Ona birazdan girsek sence biraz daha iyi olabilir. Aynen. O bomba bir haber ama onun için biraz ön hazırlığımızı yapacağız bence. Sunucu konusuna geri dönersek... Az sonra. Sunucu konusuna geri dönersek hocam, web sunucular dedik. E-posta sunucular dedik. Başka galiba database sunucularımız falan var. Başka bu sistemlerin... Database nedir? Database... Evet. Hızlıca anlatayım o zaman. Database de daha önceden şekli belirlenmiş verilerin belirli bir standartta saklanması ve geri çağrıldığında hızlı bir şekilde elimize ulaşmasını sağlayan sunucu yazılımı diyebiliriz sanırım. Aynen. Peki, bunun burada önemli bir şey sormam gerekiyor. Peki, bilgisayar dünyasında neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Hangi ihtiyaçtan ötürü çıktı bu?
Açıkçası tarihçi olarak bir şey bilemeyeceğim ama sanırım şöyle bir şeyden ihtiyaç olmuştur. Biz verileri topluyoruz. Bunları belirli bir standartta da topluyoruz. Bunlara da bizim hızlı bir şekilde erişmemiz lazım demiştir birileri herhalde. Muhtemelen. Çünkü buradan kullanıldığı amaç bu. Arkadaşlar en önemlisi database'in asıl sebebi sorgu ön plana çıkmasıydı. Database sunucularının en önemli şeyi sorgu bazlı bulunabilmesi. Yani veri tutuyorsun belirli şeylerde, belirli kategorilerde, belirli amaçlarla belirli sonuçları direkten bu database'in içerisinde, bu data yığınının içerisinde çıkartabilmeni sağlıyor. Bunun için çeşitli kullanılan hatta programlama dili diyebileceğimiz şeyler var. SQL dediğimiz, sorgu dili dediğimiz bir dili var. Yani tabii yakın zamanda bunlar çok daha evrildi. Hani RDBMS dediğimiz Relational Database Management System, yani verilerin birbiriyle olan ilişkisini tutan data modelleri çeşidi diyelim, daha doğrusu RDBMS bir çeşitti. Bundan çıkıp büyük verilerin, yani anladılar ki RDBMS denilen şey çok çok büyük verilerde İşe yaramıyor o mantık. Yani verilerin ilişkisinin kurulması çok işe yaramıyor. Ne oldu? Big data gibi bir şeyler çıktı. Bu arada Bu Cafer abi tarz hazır konu terminolojiden açılmışken hayatım. bir şey sormak Bu arada istiyorum benim sana. devam et abi, ben bir şey gireceğim araya. Cafer hocam ben sen şey dedin sistemlerin artık daha fazla girdisi olduğundan dolayı Big Data veya benzeri şey girdiler. Sanırım bundan sonra bir de sanallaştırmaya kaydı makineler. Gerçek sunuculardan çok Ona sanallaştırma girmeden sistemlerine kaydı. Evet. Önce ben bir şey diyeceğim bu arada. Tabii buyurun. O kadar database dedik de database'in sizin kullanımınızda ne etki ettiğine bir değinmek istiyorum. Onu muhtemelen çoğu insan pek kafasında oturtmadı da. Database aslında sizin hayatınızda kullandığınız çoğu şeyi etkiliyor. Facebook'ta girdiğiniz bütün girdileriniz, Facebook'ta girdiğiniz bütün arkadaşlık istekleridir, kayıtlardır vesairedir, YouTube'daki istatistiklerinizdir. Cep telefonunuzdaki kontakt listesi, kişilerin Aynen. listesi. Ya da hani nasıl diyeyim, e-postanızdaki kişi listelerinizdir. Üye olduğunuz sitelerdeki forum artık neredeyse kalmadı gibi bir şey. Sitelerdeki girdilerinizdir vesaire vesaire. Bunların hepsi aslında hiçbir şekilde bir dosyada tutulmuyor. Bunlar birer database'de tutuluyor. Yani veri tabanında tutuluyor. Bu tarz veriler hani direkt o veri tabanı üstünden erişiliyor. Senin çalıştığı programda aslında bunlar yok. Onlar tamamen o database'den alıyor sizin verilerinizi. Evet Veri bu. ambarı diyelim aşağı yukarı daha Aynen. iyi anlarlar. Yani veri ambarı tam karşılıklı olmuyor ama Türkçe çevirseniz verilerin tutulduğu bir ambar gibi düşünebilirsiniz veri şey database sunucularını. Gibi gibi. Öyle bir. Çünkü biraz konuşmamız hafif tekniğe kaydı. Arayı da bir dağıtayım dedim. Tabii doğru. Cafer abi sanallaştırma konusunda bahsediyorduk. Sanallaştırma denilen bir sistem çıktı artık her şeyin. Evet, sanallaştırmada şöyle hızlıca bahsedebilirim. Bunlar çok çok eskiden yapılan bir şeylerdi aslında. Sanırım IBM mi? Galiba IBM'de bunu ilk yapan ya da HP. İkisinden bir tanesi bu. Kendi ürettiği özel sunucu donanımlarında ilk başlarda HPAR denilen bir yapıyla buna başladılar. Hardware partitioning deniyordu. Yani sunucuyu belli şekillerde bölüp parçalayıp kullanma mantığında ortaya çıkıyordu. Bu aslında çıkış yöntemi, çıkış mantığı şununla ilgili diyebiliriz biraz. Ben bir tane büyük sunucu alayım. Elektrik masrafım azalsın. Yerine koyduğum odamda ya da benim sunucu odamda kabinimde harcadığı alan, kapladığı alan azalsın ve kapladığı alan azalsın ve ben daha fazla sunucunun yaptığı, daha fazla sayıda sunucunun yaptığı işi yapayım mantığında çıktı kabaca. Bundan bahsedebiliriz. Ya biraz daha basite indirgememiz gerekirse sanallaştırma dediğimiz olay şu oluyor. Gerçek bir donanım içerisinde birkaç tane sanal donanım çalıştırıyorsun. Orada gerçek bir bilgisayarmış gibi çalışıyor. Asıl sistemin donanımının gücünü kullanıyor ancak onun bir kısmını kullanıyor. İş bölüyorsun öyle sanal
Aynen o şekilde de diyebiliriz. Yani sanallaştırmanın tam karşılığı bu olabilir. İşletim sistemi içerisinde başka bir işletim sistemi çalıştırmak ya da bir makinede farklı işletim sistemlerini aynı anda farklı farklı şekillerde kullanmak gibi denilebilir. Bunun en popüleri VMware'dir aslında. Sanallaştırma dünya üzerinde en büyük sıçramasını VMware ile yapmıştır. Hala da masaüstü olmasa bile en azından sunucu tarafında pazarı büyük oranda domine ediyor VMware. Masaüstü tarafında Oracle'ın VirtualBox'u bayağı popüler konumda bu arada. Evet, o da ücretsiz olmasından kaynaklı evet. Diye düşünüyorum. Muhtemelen ücretsiz ve bayağı bir özellik sunuyor gene, o yüzden ben de evet yani fiyat performans olarak çok çok başarılı yani bir Parallels'den VMware'den çok aşağı kalır bir yanı yok aslında. Yani ben de bayağı kullanıyorum pek çok işim için aslında. Aynen öyle. Sonrasında işler birazcık daha değişmeye başladığında bir noktadan sonra sanallaştırmanın da yeterli gelmediği anlaşıldı. Çünkü her ne kadar CPU'ların işlemci üreticilerini bu sanallaştırmaya doğrudan destekleriyle hızlansa da sonuçta ortada bir donanım simülasyonu var. Bizim sanal olarak açtığımız sunucu veya hani sanal bilgisayar dediğimiz şeyin içerisinde aslında biz bir donanım belirliyoruz ve bu donanımın simülasyonu söz konusu. Haliyle ister istemez bir miktar yavaşlama ortaya çıkıyor. Yani, dolayısıyla da o ekstra bir işlem gücü giriyor araya. Aynen öyle. Sonra insanlar baktı, hani ben sanallaştırmayı ne için kullanıyorum? Ben sanallaştırmayı şunun için kullanıyorum demeye başladı çoğu kişi. Özellikle sunucu dünyasında. Dediler ki ben sadece uygulamalarımı birbirinden izole etmek için kullanıyorum. Dolayısıyla Cafer abi araya girelim. Bu izolasyondan kastımız ne tam olarak? Yani niye böyle tamam bir şeye ihtiyaç duyduk? Çünkü dinleyen arkadaşlardan yazılım sektöründen uzak olanlar olabilir. Yani bu DLL hell konusuna hiç girmeden genel olarak temel olarak bu olayın ne olduğu konusunda bilgi verebilirsek dinleyiciler evet. Kopmazlar. Evet, şimdi yine Linux dünyasından örnekler vereyim. Ben bir yazılım yaptım. Sen de bir yazılım yaptın. Biz bunları aynı sunucu üzerinde koşturmaya çalışıyoruz. Diyelim ki ben Ubuntu kullanarak yaptım. Sen de başka bir dağıtım kullandın. Red Hat kullandın mesela. Senin yaptığın yazılımın ya da hazırladığın bir servisin bütün bağımlılıkları Red Hat'tan geliyor. Benimkiler Ubuntu'dan geliyor. Ama biz bunu aynı makine üzerinde tek bir tane donanımımız var. Orada çalıştırmak istiyoruz bu servisleri. Sanallaştırma yapabiliriz. Ama demin bahsettiğim konudan dolayı, donanım simülasyonundan dolayı sanallaştırmada bir miktar performans kaybımız olacak. Artı direkt işletim sisteminin temel parçalarının da orada iki farklı kopyası olması gerektiği için ekstrada bir yer kaplama olayı da söz konusu gene. Yer kaplama ikisinde de aslında aynı şekilde söz konusu. Sadece donanım simülasyonu... Konteynerde de gene yer kaplanıyor da... Daha az değil. Evet. Değil, evet. Sanal bilgisayar 10 kaplıyorsa konteyner 7 falan kaplıyordur. Aynen öyle. Onun da bir faydası var. Ama genel olarak amaç o değil. Evet. Hani tamam, yani o ekstradan gelen bir yan fayda diyelim. Yan etki. Yan fayda. Evet. Buraya geçti olay. Bunun daha eskisine dönersek aslında, hani şu an günümüzde konteyner denilince herkesin aklına Docker geliyor. Docker artık nasıl okuyacağız bilmiyorum ben de onu. Ben Docker diyeyim, siz anlayın. Docker'dan çok çok önce de konteynerler vardı. Ben Docker ismi bile yokken daha ortada konteynerleri kullanıyordum çalıştığım bir firmada. Bunun adı Linux vServer'dı. Bir araya gireceğim abi. Python geliştirmiş insanlar da bir nebze kısmi bir konteynere alışkın aslında düşünecek olursak. Bir konteynere alışkın. Virtual Environment muhabbeti. Doğrudur, o kadar haşır neşir olmadığım için evet. Python'la ya da Python'la neyse. Virtual N kullandıysanız eğer tamamen birbirlerinden izole Python kütüphaneleri kullanmak için. Yani
Python'ın sistemine göre, sistemin kendisinden oluyor. Fakat hani Python modüllerini sadece onun içerisinde kullanıyorsunuz gibi bir mantıkla çalışıyorlar. Köften ben araya gireceğim. Arkadaşlar için birazcık daha basitleştirerekten hızlı anlatmak istiyorum. Arkadaşlar yalıtım dediğimiz olayın aslında faydası en basitinden şu şekilde anlatabilirim. Siz bir program kullanıyorsunuz. Bu program çeşitli alt programlar veya kütüphane dediğimiz şeyler kullanıyor. Bir başka arkadaşımız benzer bir başka program kullanıyor ama başka sürümünü kullanmak zorunda programında. Bu durumda bir sistemde iki farklı kütüphane aynı anda bulunurken sıkıntı çıkartmasın diye birbirinden yalıtıyoruz bunları. Yani iki aynı evde yaşayan iki kişinin kendine özel ev odası olması gibisinden bu olayı ayırıyoruz. Buna yalıtım deniliyor. Sadece bunlar değil, sadece kütüphaneler değil, aynı zamanda dosya sistemini de yalıtıyoruz. Mesela konteynerlarda şöyle bir mantık var. Bir tanesi A klasöründe, bir tanesi B klasöründe. Uygulamalar, oradaki kütüphaneler, orada çalışan servisler, hiçbiri bir üst seviyeye çıkamıyor. Yani dosya sistemi olarak da bir klasöre hapsediyorsunuz o çalışan her şeyi. Aynı aslında diyebiliriz ki yalıtım aslında çalışan program aslında sunucuda tek başına çalıştığını veya o makinede tek başına kendi başına olduğunu düşünüyor. Yani aynen, diğer aynen. Sistem konusunda hiçbir bilgisi olmadan o bilgisayarla başka bir program olduğundan haberdar değil bir biçimde çalışıyor. Hatta diğer programlarla sadece A üzerinden iletişim kurduğunu zannediyorlar. Ha, o konuya şimdilik girmeyelim çünkü A dışında şeylerimiz de var. Ama şimdilik yani IPS dediğiniz konular falan var. Onlara hiç şimdi araya girmeyelim. Cafer abiye bırakalım. Devam ettirelim. Hızlıca eğriminden bahsedeyim. Çok fazla detaylara girmeyeyim. Bunun hangisi daha eski bilmiyorum ama ya FreeBSD'deki Jails ya da Solaris Containers. Bunlardan bir tanesi bir tanesinden daha önce. FreeBSD Jails ve Solaris Containers. Bunlar konteynerların şu an günümüzdeki Docker'ın en güncel halinde. Docker'ın aslında ataları diyebileceğimiz şeylerdi. Temelde bunlar da benzer şeyleri yapıyorlardı. En son Linux vServer vardı bir kernel yaması olarak. Sonrasında bu Linux Containers adıyla LXD ve LXC isminde devam etti. Ubuntucular LXD'de Linux Containers'da hala ısrarlar, hala geliştirmeye devam ediyorlar kendilerince. Canonical hiç değişmez her zaman. Canonical'dan şaşırıyorum. Konu canonical olunca şaşırmamaya başlıyoruz. Ya tabii Microsoft'u çok fazla örnek alıyorlar. Cafer abimiz bu konuda bizimle birazcık fazla muhabbet etmediği için bilmiyorum. Biz köfteyle her fırsat bulduğumuz zaman Canonical olsun, Microsoft olsun bir şekilde dokundurup sevgimizi gösteriyoruz. Ama saçma bir biçimde özellikle Canonical'a. Microsoft'a o kadar girmiyoruz maalesef. Tamam birazdan gireceğiz. Ben şimdi konteynerlerle orayı da bir bağlayayım. Docker'ın bu arada Windows versiyonu falan da var. Hatta Microsoft destekli çıkıyor. Sonra bunlar bir ara birleştiler. Open Containers diye bunları bir standarda bağlayalım diye. Ne oldu bilmiyorum. Hiç projeyi takip edemedim. Bir şey de çıkmadı. Şaşırdık mı? Ciddi bir konsorsiyum birleşti vardı yani. İçerisinde Microsoft, Amazon, Google gibi bayağı büyük firmaların hadi bu konteynerleri bir standarda oturtalım deyip de sonra bir şey çıkartamadıkları ortaya şey vardı. O tarz ama projeler bayağı oluyor piyasada. Evet. Şaşırdık mı köften bu konuda? Geçen yıl Microsoft bir şey duyurmuştu. MS SQL Server. Yani Microsoft'un aslında database server'ı. Bunun biz Linux versiyonunu yapmaya başladık diye. İlk böyle kullanılabilir sürümlerini şu an Docker Hub'da yayınlamışlar. Hızlıca bahsedeyim. Docker Hub nedir? Tam onu diyecektim. Evet. Tahmin ettim zaten onu soracağını. O yüzden oraya dalayım dedim. Docker Hub şu. Ben bir konteyneri oluşturdum. Onun şeklini, şemalini belirledim. Bunu bir imaj haline getirip insanlarla paylaştığım bir ortam. İster public, ister benim yazılım geliştirme takımda, private'da falan. Paylaştığım bir depo diyelim. Yani ben oraya atıyorum. Oradan da insanlar çeksin diye. Ya benim paylaştığım işlerimi herkese açıyorum. Cafer hocam bu söylediğin şey geldi. Başbakanın bir ara muhabbeti vardı ya bulut olayı. Köftem hatırlar belki. Bulut yok nedir? O zaman başbakan değildi. Neyse artık. Ne buluyorsa atıyorlar ihtiyacın olursa geri alıyor muhabbeti.
Evet, abur cubur ne varsa dolduruyorlar. Gerçekten open source camia, GitHub yani çok fazla çöp projeyle dolu zaten. Bu manada baktığımızda aslında adam haklı yani. Peki Docker şey diyoruz, Docker dedik, container dedik. Tam container'ın tam olarak ne olduğunu en basit şekilde arkadaşlarına anlatabilir misin? Yani container Türkçe karşılığı ne? Buradan alaktan başlayalım. Ya aslında container'ın Türkçe karşılığı ne? Hani şöyle anlatayım arkadaşlar. Olarak nereye geliyor bilmiyorum bu ama container kolilerin, yani Türkçe'de. Zaten hocam şöyle açıklayayım o zaman. Arkadaşlar bu gemilerle veya tırlarla taşıyan büyük devasa demir kutular oluyor ya, bunlara container ismi veriliyor Türkçe şey olarak. Yani bir taşıyıcı kutu diyebiliriz gibi düşünebilirsiniz. Docker dediğimiz sistemler veya diğer şeyler programları bu şekilde kutular haline getirtip birbirinden izole edebiliyorlar. Bu yüzden bunlara container ismi verildi. Docker bu sistemi kullanan sistemlerden biri. Cafer hocamıza geri veriyoruz. Bu arada ben orada bir araya gireceğim. Container'ların hani farklı kütüphaneleri kullanma olayı konusundaki avantajını söyledik. Hani senin projen diyelim, ne diyelim, Qt'nin 5.9 sürümünü kullanıyor. Benim projem Qt'nin 5.10 sürümünü kullanıyor. Arada uyumsuzluk var gibi. Sorunları ortadan kaldırmasının yanı sıra güvenlik noktasına da aslında ucundan değindin. Sen biraz güvenlik noktasında da artıları var. Burada bir araya girmek istiyorum. Tabii. Qt gibi bir şey dedik ama yani onu aklıma gelen ilk örnek olduğu için dedim. Evet evet. Container aslında GUI ile uygulamalar için çok fazla kullanılır durumda değil şu anda. Belki evet, ilerleyen zamanlarda olur ama. O aklıma gelen başka bir örnek olmadı o esnada. Python diyecektim bu sonra vazgeçtim. Qt'ye uygulayayım nedense. Bu arada arkadaşlar GUI dediğimiz şey kullanıcıların görsel olarak gördüğü şeylere verilen genel isim. Graphical User Interface dediğimiz olay. Yani görselde gördüğünüz yazılımın görsel kısmı. Direkt her yazılımın görsel kısmı olması gerekmiyor arkadaşlar. Yani tamamen özellikle sunucu dünyasındaki yazılımdan birçoğu görsel ara birime hiç ihtiyaç duymadan çalışan sistemler. Bu arada konuşmamızın başına geçersek hani DevOps dedik, Developer Operations dedik. Burada Docker hani DevOps için ne dedik? İşte yazılımcı ile sistemci arasındaki duran bir pozisyon ve hem yazılımcı hem sistemci. Burada Docker inanılmaz güçlü bir tool olarak ortaya çıkıyor. Hani Docker gibi bir şey olmasaydı DevOps diye bir kavram olmazdı demek biraz doğru da olabilir aslında bu noktada. Çünkü basit bir örnek vereyim. Ben DevOps'um, işte Ömer de yazılımcı, servis sunucu yazılımı geliştiriyor, bir web sayfası geliştiriyor ya da başka bir şey. Ben bir Docker imajı hazırlayıp Ömer'e veriyorum. Al abi, bunun üzerinde geliştir. Buna uygun olarak yaz. İşin bittiği zaman da imajı gönder bana. Ben de alıyorum o imajı, sunucuya atıyorum. Ömer'in makinesinde nasıl çalışıyorsa sunucuda da aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu çok güzel bir teknoloji. Bunun yanı sıra yani güvenlik noktasına değinmiştim. Oraya da bir bizi bilgilendirirsen abi. Güvenlik noktasında aslında çok çok büyük katkıları yok. Nasıl söyleyeyim? Cafer hocam şunu bahsedelim arkadaşlara. Container'daki güzelliklerden veya bu sanal Docker sistemlerindeki özellikle yük dengeleme konusundan biraz bahsedersen veya bir yazılımın bir sunucu göçtüğümüz zaman mesela eski sistemlerde, konversiyel sistemlerde bir sunucu göçtüğü zaman yerini alabilecek ikinci bir tane sunucuya ihtiyaç duyuyordunuz. Bu Docker sistem, Docker demeyeyim daha doğrusu, sanallaştırma sistemi gibi sistemlerde aynı imajınızdan elinizde olduğu için farklı bir sunucuda esman olarak göçen bir sunucunun tak diye oraya geçiş yapabilme imkanınız da doğmuş evet, oldu. Evet, aslında yönetim kolaylığı sağlıyor bir noktada. Hani scalability. Aynen, gidip öyle şey yapmadan, sunucu başına gitmeden laptopunun başından bağlanıp sistemlere bu imajı buraya at, bu imajdan bir kopya çıkart, buraya yap falan. Hani data center management'ı aslında birazcık kolaylaştırıyor. Konteynerler bunları birazcık daha kolay hale getirmeye çalıştı aslında. En azından bütün bu işlemleri tek bir bilgisayar üstünden yapabiliyoruz gibi bir durum oluyor. Tabii. Ben mesela çalıştığım firmada data center'daki tüm sistemleri artı farklı bir lokasyondaki data center'daki tüm sistemleri bir tek laptopumu kullanarak tamamını yönetebiliyorum. Bu
sanallaştırmanın getirdiği en büyük artılardan biri yani. Bu arada şey, benim güvenlikten kastım aslında şuydu. Bir projedeki açıklar diğer projenizi tehlikeye atmıyor babında demiştim. O aslında şöyle söyleyeyim. Orada konteynerin getirdiği çok büyük bir artı yok. Bu sanallaştırma tarafında, yani donanım izolasyonu tarafında yapılırsa aslında daha büyük bir katkısı var. Konteynerin getirdiği katkı daha çok kolay kullanılabilirlik ve kolay yönetilebilirlik adına daha başarılı. Çünkü konteynerde bir donanım simülasyonu olmadığı için sizin yazdığınız bir kod bir konteyner içerisinde kernel tarafına zarar verecek şekildeyse o sunucu üzerinde çalışır. Konteynerleri aşağı indirir yani. Cevap abi, sözünü kesiyorum. Arkadaşlar bu sanallaştırma sistemleriyle Docker sistemlerinin arasındaki en bariz fark Docker sistemlerinin kernel bazda yapması. Yani bir sanal makine sistemimiz olsa her biri ayrı bir imaj olmak zorunda. Bu Docker sistemlerinde ise çekirdek veya ana sistem birken üzerine diğer sistemi, işletim sistemi sanki tek bir donanım üstünde yapıyorsun. Normalde bir sanal sisteminiz olsa bütün sistemi baştan kurmak gibi şeyiniz olurken Docker sistemlerinde ihtiyacınız olan sadece üst katmanlar gibi olmuş oluyor. Ya, sistemin temel kısmı ortak. Temel kısmı açtıktan sonraki noktalar birbirlerinden ayrılmaya başlıyor. Bunun en büyük kazancı arkadaşlar doğal olarak daha az bellek ve daha az hard disk kullanımı olarak ön plana çıkıyor. Aynen. Cafer abi, şeyi birazcık bahsedeyim. Ama bir overhead azalması mı diyelim artık? Evet. Evet, dinliyorum. Cafer abi, şeyden biraz bahsedebilir miyiz? Bu cloud'dan bahsettik. Yani bulut sistemleri bahsettik. Bulut sistem dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen daha çok depolama sistemler oluyor. Yani birçok arkadaşımız, birçok bilgisayardan uzak bir olsa telefonumuzda kullandığımız Dropbox veya Google'un kullandığı Google Drive gibi oluyor. Ama başka şeyler de olabildiğini biliyoruz burada. Yani cloud dediğimiz zaman aklımıza gelen sadece bir veri ambarı veya verilerin bir yerde tutulması için kullanılan sistemler olmadığını hepimiz değil de biz içerisinde olan arkadaşlarımız biliyor. Bilmeyen arkadaşlar için bu cloud sistemleri başka ne amaçlarda kullanılabilir? En basiti şu amaçta kullanılabilir. Mesela böyle herkesin yatkın olduğu bir şeyden örnek vereyim. Oyun sunucu servisleri var. Bunlardan bilgisi olan arkadaşlar vardır, olmayanlar vardır bilmiyorum ama mesela hani reklama giren bilmiyorum ama PlayStation Now gibi bir servis var mesela. Girmez ayrıca özellikle bu konuya girmek istiyordum. PlayStation Now'ı biraz anlatabilir misiniz arkadaşlar? PlayStation Now. Now, I'm sorry. Evet. Özür dilerim. PlayStation Now şu, benim çok böyle donanım desteği çok iyi olmayan bir makinem var diyelim. Ve ben tutup orada Battlefield 1 oynamak isterim ama benim makinem onu güzel kaldırmıyor, çalışmıyor. Ama internet bağlantım çok iyi, yeterince hızlı. Türkiye'de çok mümkün Türkiye'de değil. Türkiye'de mi? Hangi ülkede yaşıyorsun abi falan diye. Reklam yapalım. Ben Litvanya'da yaşadığım için herhangi bir şekilde sıkıntım yok yani bağlantı açısından. Ben Bağcılar ülkesinde yaşıyorum. Ben de Kartal. Şimdi ne anlatıyordum ben ya? Oyun şeyini anlatıyordum. Ya beni manipüle ettin. Kusura bakma. Amacımız buydu. Yok, estağfurullah. Hani ilk neyse. Yayında ben çok şeydim, çok heyecanlıydım. Bu yayında da sen ol. Ben birazcık daha kendi üstümden başkasını atayım. Açısını çıkartayım. Ben heyecanlı değilim. Ya ben biraz daha farklı mevzular var. Neyse. Abi alışkın değil. Hani güçsüz bir donanıma sahip bir makinede oyun oynamak istiyorum. Ama başka bilgisayarların ekran kartını ve CPU'sunu internet üzerinden kullanabiliyorum anlık olarak. Dolayısıyla oyun o makinede çalışıyor. Görüntüsü benim makineme geliyor. Aslında bu da bir tür bulut bilişim sayılır. Ben o makinenin, kendimde olmayan makinenin, ya daha da şöyle söyleyeyim. Storage da aynı şekilde. Hani depolama olarak da düşünürsek, bende olmayan bir depolamayı başka birinden kiralıyorum. Bende olmayan bir CPU'yu başka birinden kiralıyorum. Bende olmayan bir ekran kartını başka birinden kiralıyorum. Bulut aslında böyle kabaca düşünebiliriz yani. Bu arada ama bulut konusunda mesela kullandığımız bir şey daha, bizim bu programı yaparken kullandığımız çok önemli bir şey bir bulut teknolojisi üstünden çalışıyor.
direkt hani metin editörü olarak bir bulut kullanıyoruz mesela biz şu an. Bir bulut teknolojisi. Google Drive'ın kendi dosya editörü, metin editörü var. Onu kullanıyoruz. Ya Google'da çok ayıp etti ya. Bunun çıkarttığı yıllardır üstüne çivi mi çakmadı. Hiç güncellemiyor yani. Arkadaşlar Google'un en güzel tarafı bir ürün çıkartır, tutmazsa çöpe atar. Bir sürü bu şekilde çöpe giden şey var. Wave'i hatırlayanınız var mıdır? Veya ne bileyim neydi? Bing miydi? Birkaç tane daha böyle garip projesi vardı. Hepsi çöpe gitti. Buzz vardı. Evet, Wave vardı. Onları daha sonra Google Plus'a çevirdi. Google Plus'ı da unuttuk. Yok. Gerçekten tam manasıyla çöp olan teknolojiler var. Wave denilen bir tane kendi söylemleriyle e-mail version 2 dedikleri bir sistem vardı. Attığınız mailleri sonradan düzenleyebildiğiniz. Evet. Teknoloji olarak çok iyiydi. Ama konsepte aykırı geldi sanırım. Ya da insanlar alışamadı, beğenmedi. Bilmiyorum. Kaynak olan Apache'ye bağışlamıştı onun en son. Ne oldu bilmiyorum. Çöp oldu. Gitti. Apache geliştiricileri unutmuştur onu. Bu arada Apache demişken open source dünyaya kattığı inanılmaz güzel şeyleri vardır Apache'nin. Onu da anmadan etmeyelim. Yani Apache gerçekten çok çok başarılı bir grup. Ah bir de güzel doküman yazabilseler şu kütüphanede. İlk bölümde değindiğimiz önemli bir konuydu bu. Dokümantasyon çok büyük eksiğimiz var. Evet aynen öyle. Ya özellikle Apache bahsedeceğim zaman Cafer abi araya girdim. Bu şey konusunda birazcık daha açıklık verelim arkadaşlara. O PSN Now konusunda. Olayı en basit şekilde anlatacaksak, siz oyununuzu oynarken, mesela Mario oynadığınızı düşünün en basitinde. Bir video seyrettiğinizi düşünün YouTube'da. Videoyu sizin klavyeden bastığınız tuşları alıp o ana makinede işliyor. Sizin yaptığınız bastığınız tuşlara bağlı olarak size videoyu gösteriyor. Aslında siz bir interaktif video seyrediyorsunuz. Bu sayede bilgisayarınız çöp bile olsa en yeni oyunları oynayabiliyorsunuz. Ama doğal olarak bu Türkiye'de hizmet bile açılmış değil. Çünkü internet bağlantısı... Patates. Arkadaşlar şunu da bahsetmem gerekiyor. İndirme hızı değil buradaki en büyük sıkıntımız. Bunda latency dediğimiz gecikme olayının, daha doğrusu ping dediğimiz bir paketin karşı tarafa gidip yanıt olarak geri dönmesi süresinin kısa olması gerekiyor. Buradaki Türkiye'de her ne kadar bant genişliği kötü olmasa da, tamam internet çöp Türkiye'de ama bant genişliği o kadar kötü değil. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bizim TT.net veya yurt dışı çıkışında kullandığımız sunucu yerlerindeki firewall'lar olsun veya bu router'lar olsun eski teknolojiden oluştuğu için çok gecikme var. O yüzden bu türden saniye olarak siz bir örneğin Mario örneğini verdik. Mario oynarken bir saniye geç bassanız aşağı düşeceğiniz yerler mevcut. Bunun gibi şeyler yüzünden oyun teknolojisi Türkiye'de henüz daha bir 5 sene daha geleceğine inanmıyorum ben. Ömer hocam sadece o değil. Çok büyük oranda etkili dediklerin ama asıl büyük etkili upload hızlarında. Ben evime 100 megabit internet alıyorum. Bana veriyorlar upload 2 megabit, 5 megabit. Yani bu gerçekten çok içler acısı bir durum. İnsanlar aynı fiyata simetrik hatlar falan almaya başladı artık. Yani upload hızlarının yükselmesi, bulut bilişimin gerçekten çok büyük önünü açacak. Ya bahsettiğimiz upload hızları Bakkal Mahmut amcanın işini görür fakat az buçuk işi internet üzerinden olan bir insan için bu gerçekten kısıtlayıcı bir etken. Hani diyelim mesela bir medya üreticisisin. Kısa bir video yapacaksın. 50 megabayt falan tutuyor. Bitiyor. Onu upload ederken kendine çay koyabiliyorsun falan. Kargoya ver daha ucuz, daha kısa sürede ulaştırırsın Türkiye'de. Değil mi? Yani aynen öyle. Sormuşlar bir ara. Hangisi daha hızlı 10 GB veriyi yollarsınız diye. Kargo USB atıp da kargo alatsanız çok daha hızlı şekilde ulaştırırsınız. O bir gerçek. Aynı şekilde ise kargo. Aynen. Bu şekilde bahsederken o arada arkadaşlar download olayının, upload olayını bir bahsedeyim araya. Kusura bakma Cefer abi. Şunu bir anlatayım arkadaşlar için. Tamam. Unutma sen lafını da konu gelmişken bahsedeceğim. Google'un bunu yaptığı bir şey var. Bir yerden bir yere tape backup'larını taşıyorlar. Kamyonlarla daha hızlı olduğu için. Yeni kurduğu data center'a datalarını replike etmek için Google bir yerde. Demek ki bu sorun sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da aynı sıkıntılar mevcut. Ama bahsettiğimiz firma Google.
Hani internetin yarısı adamlarda. Evet. Hani öyle bir sıkıntımız var. Dolayısıyla o noktada kamyondan daha hızlısı da olmaz zaten yani. Uçak. Bu arada daha... Uçak. Olabilir. Bu arada arkadaşlar geri dönüyorum ben, kusura bakmayın. Arada girmiş gibi oluyorum ama bu download olayını hepiniz duymuşsunuzdur. Bir şeyler indirmek demek oluyor. Upload kelimesi de bir şeyin geri yüklenmesi manasına gelirken. Bence izleyicilerimiz zaman, biliyor. Ama o kadar değil. Ben sadece şunu bahsedeceğim Köftem. O kadar da izleyicinizler bilgisiz değil. Şunu bahsedeceğim sadece. Normal klasik ADSL sistemlerde her zaman download hızınız 4'te 1'i hızındadır upload hızınız. Ve bu TCP/IP dediğimiz internet sistemlerini ön plan çıkartan ana protokol sistemimiz her download'un aynı zamanda upload gerektirmesi gerektiğinden dolayı bu 4'te 1'i bile veriyorlar. Artık adamların eline kalsa hiç vermeyecekler bize. Değil mi? Öyle sıkıntılarımız var. Ha bu arada download yapabilmek için cidden upload yapabilmeniz lazım öncelikle. Tabii ki çünkü TCP/IP dediğimiz sistem. Hani sunucuya diyorsun bana bunu ver. Çünkü neden? Çünkü neden? Arada çünkü arada bir şey oluyor. Protokol var. Protokol dediğimiz şey var. Yani olay bir konuşma gibi düşün. TCP/IP nedir de çok ayrıntılı girmeden konuşayım. Sadece şunu söyleyeyim. Konuşmada normalde ben bir şey söylediğim zaman arada köfte hı-hı, tamam veya benzeri şekilde benim söylediğimi aldığının teyidini yapıyor. TCP dediğimiz sistemde bu yanıt alınması gerekiyor. O yüzden bir upload'a da ihtiyacınız var. Daha güzel bir örnek vereceğim ben bir yandan. Restorana gittiniz, sipariş... restorana gittiniz, yemek istiyorsunuz değil mi? Garsona gidiyorsunuz, garson bana şunu 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 ver. Garson gidiyor, garson bu arada protokolümüz aradaki. Gidiyor mutfağa siparişi iletiyor. Mutfakta sunucumuz. Sunucumuz yemeği hazırlıyor. Sonrasında yemeğimiz gecikiyor. Biz diyoruz, yemeğim nerede kaldı? Sunucudan durumu öğreniyor garson. Sonrasında yemek hazır oluyor. Sunucudan getiriyor, masana getiriyor. Tam olmasa da diyebiliriz. Ufak eksikler bence var ama neyse. Bence almadılar. Cafer abi bir şey anlatıyordun. Yarım kaldıydı. Seni kestik. Kusura bakma. Unuttum. Kusura bakma. Oluyor öyle. Kusura bakmayın. Arada böyle girince benim anlaştığım oldu. Kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar merak etmişsiniz dedik. Sunucu diyoruz. Bunların çok çok yüksek kapasitede ihtiyacı olan sunucularımız olduğu gibi gerçekten az önce de bahsettiğimiz gibi patates sunucular da olabilir. Ve bir sunucu uygulamasını veya sunucunun ayrı makine olması gerekmiyor. Özellikle konteynerlardan falan bahsettik. Kaç şey olabilir. Ve bir makinenize veya bir sisteminize birden farklı olarak birden çok sayıda sunucuyu aynı anda kurabiliyorsunuz. Bunlarda mesela hem web sunucunuzu hem database sunucunuzu hem sallıyorum benzer bir başka sunucunuzu aynı makinenize kurabilirsiniz. Bu arada bahsi geçmiş yani Köftem sana bir şey soracağım. Benim evde çok eski bilgisayarlar var. Bunlara en uygun adam etmem için imkan sağlayacak sistem var mı? Yani bir dağıtım veya bir şey ne tavsiye edebilirsin? Windows Code. Ya geçenlerde Windows diye bir dağıtım buldum. Çok başarılı ya. Hadi ya. Değil mi? Microsoft diye bir firma yapıyordu. Bir süredir özgür yazılıma düşmanlardı da son zamanlarda her şeyi özgür yazılım yapmaya başladılar. Ne diyorsunuz buna? Her şey değil ya. Kritik şeylerini open source yapmadılar da. Bence onları artık kullanmayacaklar. Ondan olabilir mi? Tabii bu işin geyiğinde. Aslında şöyle hani artık kullanmayacakları demeyelim de bir tanesini mesela güzel yaptı da. Bir saniye aklıma gelecek düşünüyorum kusura bakmayın. Neyse aklıma gelince araya girerim siz devam edin bence. Ya bu arada Microsoft demişken demin biraz üstünden çok hızlı geçtik de MS SQL'in yani Microsoft'un kendi SQL'inin Linux'a aktarılması. Hani bundan çok hızlı geçtik demin. Bir tekrar değinmek istedim buna. Evet aslında şöyle Linux'un sunucu dünyasındaki pazar payı gerçekten çok yüksek. Hiç azımsanacak kadar gibi değil. Yani bu da Microsoft'ta sunucu dünyasında var. Dolayısıyla bu ikisi aslında
hani Microsoft da şey demeye çalışıyor artık. Biz onlara artık düşman değiliz. Bak biz onları görüyoruz. Aha bunları da yapıyoruz. Gibi bir sempatiklikle yaklaşmaya çalışıyor. Hani oradan da biraz ekmek çıkar mı acaba diye bakıyor sanırım. Benim görüşüm bu. Biraz, yani sonuçta illaki ticari yani. Yani şey, o biraz şöyle de bir durum var, hani kendilerini izole ettikçe aslında hani yapabilecekleri teknolojileri de kısıtlıyorlar bir yandan. Öyle bir durum da söz konusu. Tabii orada da boş değiliz diyor. Mesela en son yaptıkları bir şey, hamle vardı. OpenSSH'e bağış yaptılar. Çünkü Windows üzerinde de OpenSSH server'ı kullanmayı düşünüyorlar. OpenSSH'te kısaca bahsedersek şu... Linux'un bu kare ekranı vardır ya, herkes bilir ve en çok Linux'un korkutan kısmı olur, hani Linux ve Unix. Linux kare sadece ekran. Komutla mı kullanılıyor? Evet kare ekran. Hayır, kare ekran, onun adı kare ekran. Abi en azından bizim mavi ekranımız yok, öyle diyorsun da. O kare ekranlara uzaktaki makinelerin kara ekranına bağlanmak için kullanılan Secure Shell denilen bir şey. Shell'e daha sonraki programlarda bence girebiliriz. Orada güzel muhabbetler çıkabilir ama. Aslında ben bir yandan... Kabaca bu. Ben bir yandan SSH hakkında da bir eğitim videosu yapmayı planlıyorum. Bir ara. Ha, süper. Çünkü... Moş'u da dahil edecek misiniz? Ne? Emin değilim. Moş. Olabilir. Olabilir. Bu şeyi geri dönelim, ben kusura bakmayın arada geri zıplamış gibi olacağım ama bu gelen sorulardan biriydi. Benim eski bilgisayarıma en uygun dağıtım ne olabilir gibisinden sormuşlardı. Bunu köfteye atayım ben bu soruyu. Şey, sıkıntı benim çok başarılı olduğum bir nokta değil. Uzun zamandır ben düşük özellikli bir makine kullanmıyorum. Veya şöyle genel olarak bahsedelim. Hangi dağıtım demeyeyim de hangi grafik ara birimi en az bellek ve veri kullanımına sahiptir diyelim. Hiçbir yanılıyor olabilirim ama XFCE galiba bu konuda biraz daha başarılı diyorlar. Günümüzde Mate sanırım ondan biraz daha hafif. Yok ama bahsettiğim bilgisayarlar gerçekten çöp eski bilgisayarlar. Arkadaşlar böyle elinizde çöp eski bilgisayar varsa bunları kullanabileceğiniz bir sürü farklı yöntem var. Bunların başında dediğimiz gibi bu web sunucu olarak kullanabiliriz gibi. Daha sonra bu konuda bir köfte aslında bir tane video ayarlayalım bu konuda. Eski bilgisayarlarla neler yapılabilir? Zaten onu planlıyorum ben, hani eski bilgisayarla yapabileceğin. Hatta video serisi. Birkaç olabilir. O tarz bilgisayarlarla birkaç farklı proje yaparız. Tabii önce tamam, o tarz bilgisayarları bulmamız lazım. O tarz bilgisayarları bulmamız lazım da benim aklıma gelen başka bir şey var aslında. Onu yapabilir miyiz bilmiyorum da. Geçenlerde arkadaşlarla da paylaşmıştım. Burada da paylaşayım. Hani bu belgesel kanallarında hurdacılardan araba falan topluyorlar da o arabayı adam etmeye çalışıyorlar, boyuyorlar falan, bir şeyler yapıyorlar ya. Evet. Biz de acaba Kadıköy'de Yazıcıoğlu'nda falan geçsek, böyle eski parçaları toplasak, bilgisayar ayağa kaldırmaya çalışsak, oradaki hurdacılardan falan ne bileyim onu bulsak falan. O ayrı bir şey olabilir aslında. Video şeyi olabilir. Bunu da belgesel tadında çeksek. Hani olur aslında. Fena olmaz gibi. Adam ederiz, şey yaparız. Önce toplamasından başlayacağız ama eski evet. Bilgisayarları, eski malzemeleri, eski anakartları falan bulacağız. Gerçi benim şirketten ekipmanı ayarlayabilirim çekim için, öyle bir durum. Yok ama amacımız o değil. Bak Cafer abinin bahsettiği belgesel şeyiyle. Evet, onu biliyorum. Çöplükten tamam. Bilgisayara diye. Güzel bir şey olabilir aslında. Sonra işte onu sunucu yapmak falan mesela. Aslında bu arada şey, hani o olayı yaparız ancak hani eğitim videosu kısmında aslında gerçek bir bilgisayara ihtiyacımız yok. Bu işi sanal bilgisayarda da yapabiliriz. Sanal bilgisayarlarda hani kısıtlı bir donanım ayarlayıp onunla... Yo o testini yaparız, o ayrı mevzu da. Yok, hani benim bahsettiğim hani elinizdeki eski makineyle neler çıkartabilirsiniz muhabbeti de o seri güzel olabilir. Hatta onu yarışma şeklinde de yapabiliriz. Olabilir. Köftem araya giriyor. Ben şunu olay kaynamasını anlatayım istiyorum. Tabii. Eski bilgisayarınızda neler yapabilirsiniz arkadaşlar? Düşündüğünüzden daha fazla yararlı olabilir eski bilgisayarlarınız. Mesela hepimizin günümüzde evimizde herkesin evinde aşağı yukarı bir akıllı televizyonları falan var. Bunlar için media box dediğimiz media kutuları, yani film seyretmek için bir sistem olarak ayarlayabilirsiniz. Başka BitTorrent machines dediğimiz, yani BitTorrent indirmeleri yapmanız için kullanacağınız bir download makineniz olabilir.
veya sisteminizi, network sisteminizi ağınızın içini tamamen korumak için antivirüs kutusu dediğimiz sistemler olabilir. Mesela normalde hepimiz söylüyoruz, SMS'i geçiyor, şey geçiyor, Linux'ta virüs yoktur muhabbeti. Arkadaşlar, virüs... Arkadaşlar, eğer bir yazılım varsa kesinlikle bir şekilde ona uygun bir virüs vardır. Virüs yoktur, esnaisi yalan. Ha, virüs dediğimiz kavramın ne olduğunu bir sonraki videoda ve exploit nedir ayrıntılı olarak gireceğiz. Aslında her bir sonraki video değil de başka bir videoda diyelim. Başka bir video diyelim daha doğrusu. Şey olabilir. Linux sistemlerinde de antivirüsler var ama bu antivirüsler daha çok Linux amaçlı antivirüsler değil. Sistem arkanızda ana sunucu olarak kurduğunuz zaman arka tarafta kalacak makinelerin, Windows makinelerinize virüs bulaşmasın diye ayarlayabileceğiniz sistem korumak amaçlı bir firewall gibi düşünebileceğiniz sistemler. Bu eski bir insanınıza bu antivirüs kutuları kurup arkadaki bütün cep telefonlarınız veya ne bileyim arka taraftaki televizyonlarınız, bilgisayarınız, PlayStation'ınız veya ne olursa olsun bunlara virüs bulaşmasını engelleyebileceğiniz kutular haline sokabilirsiniz. Tamam, eski bir insanınızı atmayın. Engelleyebileceğiniz demeyin çünkü hani güvenliği %100 sağlamak mümkün değildir. Gibi. Bütün dünyada orası kesinlikle. Minimum yani yapabileceğiniz değil. Gerçekten çok fazla. Yani öyle ki benim arkadaşım şey yapıyordu. Bu rastgele... Bilinen tehditlerden diyelim. Bilinen tehditlerden. Başka neler yapılabilir? Hepimiz şeyi seviyoruz. Nostalji seviyoruzdur. Eski Nintendo ROM'ları olsun veya benzeri şeyleri oynayacak arcade machine'ler bile yapabilirsiniz ufak kutulardan. Yani bu eski Atari'lerdeki kollar şey yapıp da piyasada satılıyor galiba onların evet, kolları değil mi? Hatta Yazıcıoğlu'nda falan bulunuyor onlar. Yani yapabileceğiniz sınır yok. Gerçekten eski bilgisayarınızı israf etmeyin. Bir şekilde kullandırabiliriz. Evet. Şey mesela benim eski çalıştığım yerlerden bir tanesinde yaptığımız bir şey vardı. Bir tane parçalanmış bir laptop vardı. Şey ekran ve klavyesi parçalanmıştı da anakartı hala sapasağlamdı. Çok güçlü bir laptop değil gene. Onu şey ofis için birkaç tane sunucu vardı orada. Onların genel bir şey durum gözlemcisine çevirmiştik. Durum gözlemcisi ve acil müdahale cihazına çevirdik. Duvara monte ettik cihazı bu arada sadece. Ve bir tane flat LCD panelimiz vardı şey. Kasası olmayan sadece panel şeklinde. Ona bağladık. İkisini de duvara yapıştırdık. Bir tane de yanında klavye yapıştırdık. Duvara. O şekilde çalışıyor. Acil durum oldu şey yani genel durumu görüyoruz. Öyle bir script hazırladık ona. Acil bir şey olduğunda ekran kıpkırmızıya dönüyor falan. Müdahale ediyorduk. Öyle bir eğlenceli şeyler de yapmıştık. Ama işe de yarıyordu. Gökhan hazır bu bize eski daha doğrusu yorumlardan gelen şeylere geri dönmüşken bahsederken şeyi bahsedelim. Bedir hocamızın bir tane şeyi vardı. Takıldı. Bütün dağıtımlardan bahsetmişsiniz dedi. SUSE'den hiç bahsi geçmemiş. Biraz alındım dedi. Buradan da hatırlatalım. SUSE ismi çok güzel. Evlat. SUSE'yi de severiz. Ya, güzel bir dağıtımdır. Lafın gelişi espri olarak söyledim. Çünkü ben hayatımda hiç SUSE kullanmadım. Cidden. Kullanmak istedim. Hep ancak hiç kullanmaya bilmiyorum neden kullanmadım. Ama hani SUSE'de özgürlü yazılım camiasına bayağı katkı sağlamış bir proje aslında. Sanırsam bu arada Mono projesi onun bünyesinde çıkmıştı ya da onun bünyesinde gelişti en azından bir kısmı. Microsoft teknolojileri konusunda hiçbir şey bilmediğim için yorum yapmıyorum. Orada anlatabilirim şöyle. Mono projesi aslında çok çok önceden şeyde başlamıştı. Bu Miguel de Icaza denilen amcanın çıkarttığı bir projeydi ve Zamanin firmasıydı galiba o zamanlar için. Cafer abi kesiyorum ama bu Mono projesi diyorsun. Mono projesi ne? Bu arkadaşlar bir bahsedelim önce de ondan sonra girelim. Olur. Microsoft'un çıkarttığı .NET framework'ün open source ve pek çok platformda Mac'te, Linux'ta, Windows'ta, FreeBSD'de falan çalışır hale getirilmesi projesiydi Mono projesi. Bu arada framework'ü bir açayım. Açalım. Diyorum. Açmayalım hiç o kadar ayrıntısına girmeyelim. Sadece şunu söyleyelim. Java'nın bir çakması diyebiliriz o zaman .NET projesi için bir nevi. .NET projesi demeyelim. .NET'in mono projesi .NET'in open source hali diyelim. Yok onu biliyorum şeyi dedim. Yani .NET niye oluşturuldu, niye çıktı dersek Java gibi platformdan çok başka bir şekilde. Yani Microsoft'un yazılım geliştirme platformu diyelim. En kısa şekilde aynen. Bu şekilde anlatırız. Evet. Devam edelim Cafer abi. Mono projesi Xamarin'deydi. Xamarin'i Novel satın aldı. SUSE'yi de Novel satın aldı. O yüzden Mono'nun ilk versiyonları
ilk demoları falan hep SUSE üzerinde çıkmıştı. O biraz daha ticari aslında. Yoksa SUSE'ye özel bir durum değil orada söz konusu olan. Yani. Şeylere, yorumlara geri dönelim. Bir başka gelen yorumlardan şey vardı arkadaşlar. Burak arkadaş bahsetmiş özellikle bizde. Biz şey dedik, Linux dağıtımları hep ufakta oluyor. Hani 50 MB'lık mini dağıtımlar bile mevcut. Köfte olmadığını söylese de mevcut. 3 MB'lık da var. Olmadığını söylemedim ki ben. Hatta 3 MB'lık dağıtım bile var. Evet, doğru. Evet. Alpine var mesela. Alpine mi? Alpine mi? Nasıl Alpine, evet. Artık? Neyse, çok bundan yanlış bahsettim. Ben yanlış anlamışım o zaman. Kusura bakma köftem. Burak da dedi ki siz bundan bahsediyorsunuz ama 8 DVD'lik Linux dağıtımları da mevcut diye. Hangisiymiş o ya? Debian galiba. 8 DVD'lik Debian. Zannetmiyorum Debian. Debian'ın da 8 DVD'lik versiyonları var. Şey, o tarz dağıtımlar ya direkt source code şeklinde oluyor ya da yazılım kütüphanesinin bir adet mirror'ını barındırıyorlar komple. Şeyi barındırıyorlar SUSE. Yani bütün şeyin repolarının, bütün depolarının kopyasını DVD olarak veriyorlar. Aynı zamanda şey veriyor. Yazılımların source code paketleri de içeriyor. Kimsenin de kurduğunu sanmıyorum ben. O biraz şey... Debian'dan andık. Arkadaşlar Debian'ın 9.2 sürümü de yayınlandı. Bir haber olarak aradan geçelim. Bu arada o çok o şey hani depoların kopyası olan şekilde dağıtımlar şöyle bir sebepten kullanılıyordu aslında zamanında. İnternet o kadar bugünkü kadar yaygın değildi bir zamanlar. Hani pek çok yerde... Yaygın mı şimdi? Hızlı mı? Değil. Hızlı değil ama yaygın. Her yerde internet var. Ama hani şey bundan 10 yıl öncesinde hani birinin evine gittiğinizde muhtemelen orada internet yoktu. Senin benim evimde vardı ancak hani köşedeki Mahmut amcanın evinde yoktu mesela. Bu arada Mahmut adında tanıdığım insan bile yok. Benim var. Cafer abi sen örnek verecektin düşüneceğim dedin. O, aklına geldi mi o? Hangi konuydu o? Oo. Hani konuyu bile unuttuk. Oradan çok... Ah. Ya sizin yanınıza bir daha hazırlıksız gelmeyeceğim. Neyse, videonun başlarındaki halin... Rezil oldum. Bu arada abi, başlardaki halinle sonlardaki halin arasında fark var. Onu da söyleyebilirim şu an. Ben ilgilenmiyorum onlarla. Bu arada eski bilgisayarlar demişken benim bir süredir kafamda olan bir proje var. Ne gibi? Kendime bir adet ev içi medya sunucusu yapmak. Raspberry Pi'yle. Medya sunucusunun ne olduğunu açıklayalım bir de arkadaşlara. Ya medya sunucusundan kastım. Apple TV. Ya ben direkt bütün video arşivimdir, filmlerimdir, müziklerimdir vesaire kendi bilgisayarımda barındırmak istemiyorum. Zaten ben aynı anda iki tane bilgisayar kullanıyorum. Bir laptop, bir masaüstü şeklinde. Bunun yanı sıra ben televizyona da onlara anında erişmek istiyorum. Gidip laptopumu oraya takmak istemiyorum mesela. İki tane televizyon var evde. İkisini hangisine aktaracağım vesaire şimdi. Ya da aynı anda birden fazla kişi kullanmak istiyor. Ben bunların hepsini tek bir makineden de depolayacağım. Ev içindeki ağ üzerinden bu verilerin hepsi aktarılacak. Bu şekilde. Güzel böyle. Bildiğim kadarıyla bu şekilde hazır programlar var. Evet. Bunda buna uygun dağıtımlar da olduğunu biliyorum. Yani. Ama bunu dediğim gibi bir sonraki programda video olarak yapalım. Bunu payla mı yaparım yoksa ufak bir normal makineyle mi yaparım emin değilim ama. Bildiğim kadarıyla şöyle bir şey söyleyeyim. Hani piyasada bu medya server diye satılıyor hazır donanım. Yani direkt alıp böyle televizyona bağlayıp kullanabileceğin şeyler. Onların çoğu Android kullanıyor diye biliyorum. Evet. Ama o da sanırım şeyden hani bu Google Play Store'dan da direkt faydalanalım oradan da her şey çalışsın diye yapıyorlar ama sanırım senin ona ihtiyacın olmayacak. Yani ben zaten hani işin o ihtiyaç kısmından çok onu inşa etme aşamasında yani onu yapılandırma aşamasından keyif almak istiyorum. Asıl eğlenceli kısım burası yani. Hayır bak normal bir kullanıcı için köşedeki Mahmut amca için direkt hani tak çalıştır önemli. Benim için değil. Ben o işkenceyi çekeceğim. Bana benzemeye başlamışsın köfte. Benzemeye başladım.
Abi ben zaten böyleydim. Neden Arch kullanıyorum zannediyorsun? Gel seni Fedora'ya geçireyim. Bak görsen. Fedora fazla kolay. Ben bug değil, uğraştırıcılıktan yanayım. Sen bug'dan yanasın. Aramızdaki fark bu şekilde. Yayın öncesinde Cafer abiyle şeyi tartışıyorduk arkadaşlar. Linux'taki stability olmayan sebebiyle birazcık bütün dağıtımları eleştirdik. Onu da arada kendi aramızdaki muhabbette geçtiğini belirtelim. Ya ben aslında şöyle bir teklifte bulunabilirim. Benim de elimde bir makine var ve ben de bu masaüstü makinemde Linux kullanmak istiyorum. Onda oyun oynamak istiyorum ama bu sorunlarımı gidermemde yardımcı olur musunuz? Neden olmaz? Elimden geldiğince yardımcı olurum. Mesela Arch Linux'u denediğimde benim makinedeki iki tane SSD ile yaptığım RAID 0'ı görmemişti. Ah, çok ilginç. Arch Linux kullanıcısı değilim bilmiyorum ama RAID kısmı daha çok kernel bazlı bir şey olduğu için acaba kullandığın ISO güncel miydi? Sanırım günceldi. Arch'tan bahsediyorum. Geçen yıl denemiştim. O zaman bir ara senle beraber deneriz. Uygun mudur? Uygundur. Ne zaman istersen. Gerçi benim de çok fazla RAID deneyimim yok da bugüne kadarki deneyimlerimin hepsi başarılıydı. Sessizlik olmasın. Bir şeyler konuşalım. Devam edelim arkadaşlar. Mesela. Bu arada ben demin bir Pi'den bahsettim. Raspberry Pi'ye bir girelim mi? Raspberry Pi'yi şey yapalım, istersen çok daha uzamasın bu bölüm. Evet, bu arada videomuz 1 saat 1 dakika olmuş bile. Aslında girmesek evet. Daha sağlıklı olabilir şu an. Aynen, Raspberry Pi'yi başlı başına evet, şey konuşuyoruz. Raspberry Pi bence ayrı bir bölümü hak ediyor yani. O aynen. Hani düşünüyorum. Minik devimiz o bizim. Minik? Minik de aynı zamanda pek çok konuya da öncülük etti. Hatta onlardan da bahsederiz detaylı. Ve ilginç bir biçimde Linux'un yaygınlaşmasına da çok fazla öncülük etti. Düşününce. Aynen öyle. Mesela bazı şeyler rakiplerini güçlendirir diye bir mevzu var. Bilmiyorum duydunuz mu? Hani akıllı saati ilk çıkartan Apple değil. Ama oradan örnek verirler hep genelde de. Akıllı saati işte başka firmalar çıkartıyor. Samsung geliştiriyor. Ama Apple piyasaya akıllı saat çıkarttığı zaman dünya üzerindeki akıllı saat satışları bir anda artmaya başlıyor. Raspberry Pi'nin de öyle bir öncülüğü var aslında piyasada. O konudaki en bağımsız markayı söyleyelim, firmayı söyleyelim. Microsoft o konudaki en bağımsız firmadır arkadaşlar. Hangi projeyi çıkartırsa gerçekten ilk çıkartırlar. Ama kesinlikle kendileri tutturamazlar. Arkasından gelen bir firma çok çok daha iyi şekilde piyasaya çıkarttı. Mesela tablet dediğimiz olayın piyasaya ilk çıkması Microsoft tarafından oluyor. Windows XP evet, döneminde tabletler vardı cidden. Tabii tablet fikrini Bill Gates ortaya attı ama kaymağını Apple yedi. Asıl şu haber çok komik. Ben geçenlerde sanırım bir yıl önce mi ya da Nokia daha Microsoft'un elindeyken bir haber çıktı. İşte Nokia Band diye bir proje varmış. Proje iptal olmuş. Ben o zaman haberim oldu. Microsoft'un Nokia adıyla akıllı saat çıkarttığını. Ben yeni öğreniyorum yani desem ne dersin? Aynen ilk defa duyuyorum desem. Valla normaldir yani. Microsoft marketing. Arkadaşlara tartışırız. Nokia Band iptal olmuş. O ne falan diyor böyle. Nokia'nın akıllı saati var mıymış diyor yani. O moda giriyor insanlar. Buradan Microsoft'a bir teklif sunuyoruz. Bütün marketing departmanınızı lütfen kovun. Çok aynen. Kötüler. Veya daha fazla proje çıkartsınlar. Bu sayede diğer rakipleri piyasaya daha güzel ürünler çıkartabilirler. O kadar da şey yapmayalım ya Microsoft'u. Gerçekten içerisinde çok çok kaliteli developerları falan barındırıyor. Hayır, ama zaten developerlarına laf söylemiyoruz. Biz marketing takımına laf söylüyoruz. Eskiden developerları da kötüydü de. Biz güncel Microsoft'tan bahsediyoruz. Ama onunla ilgili çok güzel teorilerim var. Hani yaklaşık olarak 97'den beri kod yazdığım için. Ben daha hani yeni open source projelerle kapalı kaynak kodlu projeler arasındaki kod kalitesinin neden
ortaya çık, kod kalitesi farkının neden ortaya çıktığını falan anlatırız bir bölümde. Open source'a daha fazla değindiğimiz zamanlarda. Hatta Cafer abi bir sonraki programı şey ayarlayalım. Bu GitHub veya nedir bu geliştirme sistemlerinin evrimi konusunda, GitHub'ın evrimi konusunda. Tabii onlara vakit ayıracağız. Cafer abinin güzel de olur. Tabii bir sonraki programa beni misafir ederseniz bilmiyorum. Bilmiyorum, tepkiler kötü gelirse almayız. Olur yani. Yok her zaman yanım. Hani Microsoft niye kodlarını açmıyor, diye herkes yakınır dururdu ya. Rezil olmamak için. Rezil olmamak için yani. O kadar kötü yazmışlardır ki. İnsan artık öyle düşünmeye başlıyor. Hani öyle olmasa bile. Bu arada bu noktada nedense Python'ı takdir edesim geliyor. Adamlar dili düzgün sinteks yazmak üstüne kuruyor. Bu yüzden evet, rezil olup bir daha ikinci kez yeniden sintekse geçiyorlar. Evet. Yapma Allah'ını köftem ya. Ve bu yüzden hala yavaş çalışıyor. Ama güzel. Python'ın çözdüğü gerçekten güzel problemler var. Hani her yazılım aslında bir sorunun çözümü için çıkmıştır ortaya. Hem open source dünyada hem de diğer dünyada bu böyledir. Bir sorun vardır ortada, o sorunu çözmek için çıkar. Eğer o sorunu güzel çözüyorsa da gerçekten popülerleşir ve iyi bir yere de gelir. Python güzel bir iki sorunu çözdü. Bunlara değiniriz daha sonra. Ama beraberine getirdiği başka sorunlar da vardı. O yüzden de bence olması gereken yerde olamadı diye düşünüyorum. Olabilir. Ne doğru, hepsi bir evrimi süreciyle ilerliyor. Ona bakarsak mesela Microsoft'un açık kaynak kod dünyasına veya genel olarak Linux'a bakışı için reklamlarını hatırlıyor musunuz? Microsoft'un Linux için yaptığı anti reklamları, şeyleri. Hatırlıyor musunuz? Hayal hatırlıyorum. Az buçuk yani sanırım. Bir tane şey hatırlıyorum ben. Reklamını hatırlıyorum. Bir tane şey olsun diye böyle parça parça yok kulağı şey kulağı, fare kulağı, burnu şey, tavşan burnu, farklı farklı şeylerin bir araya gelmesinden kaynaklandı. Sistemin stabil olsun, tek bir şey olsun gibisinden reklamları vardı Microsoft'un. Şimdi kendisi şeye geliyor. Açık dünyaya geliyor olabildiğince. Ya Windows altında Linux çalıştırmana izin veriyorlar şu an. Sistem olarak evet. O yıllardan beri vardı aslında da. Adını koydular. Ben çok önceden de kullanıyorum Microsoft'un resmi. Hatta Services for Unix falan diye geçen evet, bir şey vardı onun. Bir buçuk yıldır falan var. Yok. Benim dediğim bir 5-10 yıl öncesinden bahsediyorum. Tabii Services for Unix diye bir şey vardı o zamanlar. Windows 2000 zamanında falan gelmişti zannedersem. Cafer abi şöyle bir durum var. Şimdi yeni getirdikleri Microsoft'un henüz daha alfa aşamasında olan bir de şeyleri var. Linux'taki bu paket yönetici sistemimiz olduğunu anlatmıştık ya arkadaşlara. Birebir aynısını Linux, Windows için yapmaya kalkıyorlar şu anda. Paket yönetim sistemi getiriyorlar Windows'a. Güzel olabilir. Onu bütün işletim sistemleri getirdi. Apple da gayet hani Apple Store ile çok güzel oturttu onu, paket yönetim sistemini. Hem oradan satışları takip ediyor. Yani birisi bir uygulama yazıp satmaya kalktığında oradan daha rahat satış sağlıyor. Ubuntu'da da vardı sanırım böyle paralı uygulamaların satışını falan destekliyorlardı bildiğim evet, kadarıyla. Onlar da Software Center'da. Diğerleri de bu işe giriyor bildiğim kadarıyla. Hani hatta buldum. Chocolate denilen projeyi, Linux projesi üzerinden yapacaklar şimdi. Yani Brave'in bir benzerini yapıyorlar. Apple'daki. Ya Brave'den ziyade App Store'un ya da Google Play Store'un benzerini yapsalar aslında ya bu, daha insanlar var olur. Şu an Windows 10'da. O taraf. Aa doğru vardı ya. Windows doğru Store var. Doğru. Bizim bahsettiğimiz. Pardon ben onu unutmuşum. Brew'dur, apt-get'tir, DNF'tir, pac-man'dir. Bunun karşılığı da geliyor Windows. İşte onu bahsettim ben köften. Chocolatey denilen normalde Linux'ta yapılmış bir projeyi Windows'a olduğu gibi şey yapıyorlar. Hatta ortak şeye getirdiler şu anda. Shell olarak Shell'den bu kara ekran dediğimiz ekranda gerçekten başarılı bir yazılımı geliştiriyorlar şu anda şey diye. Son kullanıcı için PowerShell için. Aynen PowerShell zaten ismi de PowerShell olarak geçen. Onun içerisinde standart paket yönetim sistemi olarak da bu Chocolatey denilen zımbırtıyı getirecekler. Microsoft'un kendi düşünceleri arasında. Güzel olacak bakalım. Yakında Windows'ta da mavi ekrandan kurtuluruz.
Bizim zaten bir geyiğimiz var seninle. Windows Second'da SystemD'ye geçtiğini açıklayacak falan diye. SystemD'ye geçti mi? SystemD'de Microsoft'u aldığını açıklarız biz ona. İçerisine aldığını. O da olabilir. Ama Windows değil, Microsoft'u. Ya lütfen o kadar gömmeyin ya. Yani gerçekten özellikle Windows 10'la biraz adam olmaya başladılar. Hani. Cafer abi, kimin tarafındasın? Açıkla. Microsoft'tan para mı aldın? Ben şöyle ciddi konuşayım burada. Bu zamana kadarki tecrübem şunu gösterdi bana. Hiçbir teknolojinin, hiçbir programlama dilinin bağımlısı olmayacaksın. Bağımlısı olmayacaksın, nefret etmeyeceksin. Yani. Aynen. Kesinlikle katılıyorum. İşin esprisi bizimkiler. Ama haklı olduğumuz espriler. Yani fanatik insan olmayacaksın, nefret etmeyeceksin ama dediğin gibi hani Microsoft'un geçmişten gelen silemeyeceği bir leke var ya da uzun süre silemeyeceği bir lekesi var. Onu yani eski CEO'sun mesela Linux için kanser dediği gerçeği de falan da var. Hani insanlar değişir, firmalar değişir. Bir şekilde ya, ama hani bu ama katkılarını kabul etmek zorundayım. Bakın Microsoft dediğim gibi hem ilk videomuzda da belirttim. Dokümantasyon konusunda piyasadaki en sağlam firmalardan biridir. Yaptıkları bütün ürünlerin dokümantasyonu konusunda en hakkını veren firmalardan biridir. Linux'a bulaştırabilirse bu kanserini, kanser diyeyim onların tabiriyle, çok memnun oluruz. Yani düşün Linux'ta bir projenin adam akıllı bir şey olduğunu, dokümantasyon olduğunu. Var. Ne kadar güzel olur var, değil mi? Var. Arch Linux. Bana Arch Linux'un community kısmından bahsetme. Ben demek istedim. Ya Ömer, bu dediğin hiçbir zaman olmayacak aslında ya. Dur, hayal kuruyoruz burada abi, dur ya. Şimdi Linux üzerinden para kazanmayı bıraktığı anda o bir ticari kurum olduğu için tabii ki. Çok zor ya. Yani hani birileri para versin diye doküman yazarsa yazar. Onun dışında o adamlar ticari düşünmek zorunda yani. Yıl sonunda ciroyu düşünmek zorundalar. Hedefleri tutturmak zorundalar. Canonical da ticari düşünüyor ama batmak için elinden geleni yapıyor. Ya Canonical'ın kararlarını cidden sorguluyoruz bazen. Ama bir yandan da eğlendiriyor. Aynen. Son zamanlarda güzel kararlar verdiler. Arada bir iki geri adım da attılar gerçi de. Neyse. Mesela Mir'i niye geri getirirsin? Ya bakmayın aslında Canonical'da zamanında Ubuntu 5.04 müydü ilk versiyonu? Sanırım. Orada aslında GNOME'un gelişmesine çok büyük katkıları var adamların. Ya inanılmaz yani bu başka hiçbir firma bu kadar büyük katkı sağlamış mıdır? Cafer abi zaten bizim belki Novell sağlamıştır. Bizim takıldığımız olay zaten GNOME'a veya bir projeye katkı vermesi değil. Katkı verirken kalkıp da onun hiç kimsenin kullanmayacağı bir şeye fork edip projeyi tamamen batırmaya yönelmesi. Yani evet, GNOME'a çok güzel katkı veriyorsun. Kalkıp da Unity'yi çıkartıyorsun. Zengin egosu diyelim mi buna? Evet, olabilir. Yani Canonical, ama Canonical'ın takdir ettiğim başka bir noktası da var. Adamlar sunucu camiasında da bayağı da güzel şeyler sağladı. Kesinlikle bu, Amazon Web Services'te Ubuntu gerçekten orayı domine eden bir dağıtım. Yani Amazon bir açıklama yapmıştık sanırım. Sayıları paylaşmıştık, rakamları. %70 kadar Ubuntu kullanılıyor Amazon Web Services'te. Şöyle diyeyim, ben kendim her ne kadar masaüstünde Ubuntu'yu sevmesem de, hatta Debian türevi hiçbir dağıtımı sevmesem de, ben sunucumda gayet paşalar gibi Ubuntu kullanıyorum. Memnunum. Şimdi Canonical'ın yaptığı olayı şunu ben takdir ediyorum. Yeni teknolojilere geçişte korkak davranmıyor. O açıdan çok güzel. Yani bazen eskiyi sünger çekmek gerekiyor. Yani yeni teknolojiye geçmek için. Bu konuda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Benim şahsi görüşüm bu yalnız. Ya makuldür. Ve yine bir sessizlik oldu. Aynen. Bugünlük bu kadar, yarıda keselim galiba. Evet, sanırım keselim. Konularımız burada sonra bitti. Olur. Bence de güzel bir bu, Cafer abinin sohbetini çok sevdik. Bir daha misafir edebilirsek çok seviniriz. Kısmet diyelim. İnşallah olur. Merak etmeyin, yorumları o kadar dinlemeyeceğiz bu noktada. Elbet bir gün gelecek de hani tweak, yani sıkıntı olduysa tweak olur. Olmadıysa aynen devam ederiz.
Ancak... Ha, bu arada arkadaşlar, dinleyen arkadaşlar için ufak bir şey yapayım. Yorumları alabilmemiz için biz bu yayının altında şey olarak ekleyeceğiz. Google Form'dan bir form oluşturacağız. Yorumlarınız bizim için gerçekten önemli. Çünkü ona göre bir sonraki konuları belirlememiz ve sizden geri dönüş yapmanız bizim için çok önemli. Yani Google Form neden? Daha kolay toplarız diye düşünüyorum. No, yo, YouTube yorumlarını ben her gün takip ediyorum. Bir yere toplamamız açısından güzel olur. Şey. Sen güven bana o noktada. Tamam. Ya, forma gerek yok bence. Bakarız. O zaman sanırım yavaş yavaş bunu bitirsek güzel olabilir. Ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Cafer abiye de konuk olduğu için cidden çok teşekkürler. Bizi gayet aydınlattı. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah, birçok konuda siz de beni aydınlattınız. Çok teşekkür ederim beni aranıza aldığınız için. Yalnız kaçamazsın. Bir kere bir sonraki programda yine konuğumuzsun. Ama ufak bir koşulla. En azından... Kafasını kazanacak. Ya da en azından bolt cap takacaksın. Bakalım. O nedir ya? Şey, kel peruğu. Ha. Olur, tamam, bunu yapalım. Tekrardan çok teşekkürler katıldığın için. İleriki videolarda gene bekleriz seni. Tabii ki, ben teşekkür ederim, ne demek. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu arada neden izlediğiniz için diyorum ben? Ben cidden neden izlediğiniz için diyorum, eski alışkanlık. O zaman ileriki podcastlerimizde görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.